Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir farklı incelememizle karşınızdayız. Bugünkü inceleme konumuz William Golding'den Sineklerin Tanrısı adlı kitabımız, yani İngilizcesi Lord of the Flies adlı kitabımızı inceleyeceğiz. Bu incelemede birden farklı yaklaşım kullanarak daha geniş bir yelpazeden romanı derinlemesine anlamaya çalışacağız. Elbette tabii ki bu incelemenin amacı bir salt bir özet vermekten ziyade romanı okuduğumuzda ne gibi çıkarımlar yapabileceğimizi ve nelerle bağdaştırabileceğimizi anlamak üzerine olacaktır. Öncelikle şuradan başlayalım. William Golding 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz donanmasında görev yapmış bir askerdir aslında. Ve William Golding'in elbette savaş esnasında elde etmiş olduğu tecrübeler bu romanın oluşturulmasında oldukça fazla etkiye sebep olacaktır. William Golding ayrıca bu romanı 1858 yılında Robert Ballantyne tarafından yazılan The Coral Island, yani Mercan Adası adlı romandan da esinlenerek, ki bunu açık ve seçik bir biçimde romanın içinde de aslında bunu görebiliyoruz, belirtiyor. Esinlenmiştir bu romandan, Ballantyne'ın romanından. Bu romanda, 1858'e yazılan bu romanda bir gemi kazasından sağ kurtulan İngiliz çocukların hayatta kalma mücadelesini, hayatta kalma mücadelelerini takip ediyoruz ve Lord of Flies da benzer bir aslında konuyla karşımıza çıkıyor. Tabii elbette bu roman 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında dünyanın kutuplaştığı, yani Iron Curtain dediğimiz bu demir perde ülkeleri, işte Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa bloğundaki ülkelere karşı özgür ülkeler ve demokrasinin kaynağı olarak adlandırılan işte İngiltere, Amerika, Fransa gibi Batı Avrupa ve tabii ki Amerika'nın birlikte karşı karşıya oluşturmuş olduğu bir soğuk savaş bloklaşmanın olduğu Soğuk Savaş döneminde yazılmış, 1954 yılında yazılmış bir romandan bahsediyoruz. Dolayısıyla elbette bir nükleer savaş tehlikesinin, ki bu tehlike malumunuz her zaman olan, bugün de var olan bir tehlikedir. Örneğin Amerika ve Kuzey Kore arasındaki bugünlerde karşımıza sürekli olarak çıkan gerilimin de benzer sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz. Elbette hemen 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında edebiyatta da tabii ki postmodern dönemin ortaya çıkmasına en fazla etki eden noktalardan biri bir atom savaşı sonrasında bildiğimiz, inandığımız, var olduğunu gördüğümüz her tür medeniyetin yerle bir olması ve bir nevi insanların sadece belki bir bardak su bile bulabilmek için birbirlerini öldürebilecekleri bir nevi survival of the fittest diyebileceğimiz bir apokaliptik yaşam söz konusu oluyor. Dolayısıyla Sineklerin Tanrısı bize benzer bir örgüyle, olay örgüsüyle yaklaşıyor. Elbette bir uçak kazasının hemen ardından hayatta kalan çocuklar birincil olarak şu soruyu sormamıza sebep oluyor. Niçin çocuklar seçilmiştir? Niçin bu çocukların başında bir yetişkin yoktur? Bu soru şöyle cevaplanabilir. Elbette Jung felsefesi açısından, Jung felsefesi ve Jung'un ortaya attığı psikolojik değerlendirmeler açısından baktığımızda her insan ne kadar medenileşirse medenileşsin,
kontrolünü kaybettiği zaman, basitçe Jung bunu söyler bize, kontrolünü kaybettiği zaman o içimizde taşıdığımız, nasıl ki Habil'le Kabil'den gelen biz insan soyu bir arketip üzerinden gittiğimizi varsaydığımızda, yine en eski atalarımıza, yani o caveman, mağara adamı dediğimiz veya savage dediğimiz, henüz medeniyetin ortaya çıkmadığı o ilkel dönemlerdeki kişiye dönme eğilimi vardır. Bunu da çok net açıklayabiliriz aslında. Zira varsayalım bir kişi ne kadar okumuş olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, bu bir profesör olabilir, bir hakim olabilir, avukat olabilir, öğretmen olabilir, futbolcu olabilir, her şey olabilir. Bazen öyle şeylerle karşılaşabilir ki gözünü kırpmadan şiddete başvurabilir veya hayatta kalabilmek için akla gelmeyecek şeyler yapabilir. Bu doğamızda var, çünkü hayatta kalmak için seçeneklerimiz ne olursa olsun biz bunu kullanma eğilimindeyizdir. İşte Lord of Flies'ta da Jung'un bu bakış açısından, ki ilerleyen dakikalarda Freud açısından da bunu görmeye çalışacağız, nasıl bir inceleme olabilir diye. Fakat bir hayatta kalma mücadelesi söz konusu. İngiltere, evet, malumunuz ta John Milton'dan, Paradise Lost döneminden beri gelen bir düşünce yapısı vardır. Restorasyon döneminden beri gelen. İngilizler der ki, eğer bir tanrı varsa bu tanrı İngiliz suretinde olmalıdır der. Ve bu bakış açısı elbette Batı'nın uygarlık açısından ele alındığında İngiltere'nin medeniyetin beşiği gibi görülmesidir. Elbette bu söylediğimiz antik medeniyet değil. Yani bir Yunan medeniyeti gibi bir medeniyetten bahsetmiyoruz. Aslında endüstri devriminden sonra ortaya çıkan bir sömürge odaklı, sömürü düzenine odaklanmış olan bir medeniyetten bahsediyoruz. Şu halde bu böyle bir medeniyetten kopmuş olan bu çocuklar tamamen başlarında bir otorite oluşturacak yetişkin olmadan ve kanunlar olmadan, acaba ne kadar bu medeniyetin beşiği olarak, modern dünyanın medeniyetinin beşiği olarak adlandırılan İngiltere'den gelen bu çocukların ne derece bu medeniyetleri ne yansıtabileceklerini göreceğiz. Çünkü Jung açısından da baktığımızda, evet, zor şartlarda hepimiz yine o savage, yine o vahşi insan olmaya eğilimliyiz hayatta kalabilmek için. Çünkü doğaya geri döndüğümüzde biz aslında biliyoruz ki doğadan gelen bir varlığız ve yine şunu da biliyoruz ki aslında zaten bizi hayvanlardan ayıran şey mantığımız. Yoksa hayvanlar da hayatta kalma içgüdüsüne sahip. Bizler de hayatta kalma içgüdüsüne elbette sahibiz. Bunu da zaten romanda sürekli olarak görüyoruz. Jack ve Jack'le beraber olan çocukların her ava çıktıklarında yakaladıkları domuz ve diğer hayvanların hayatta kalmak için nasıl mücadele ettiklerini görüyoruz. Aslında çocukların mücadele etmesi de bir nevi hayatta kalmak için aynı çabayı sarf etmeleridir. Tabii ki bizler rasyonel varlıklar olarak hayvanlardan farklı oluyoruz. Fakat ne derece farklı oluyoruz? Bunu da romanda aslında William Golding sorgulamamızı sağlıyor. Romandaki karakterlerimiz, elbette şunu baştan söylemekte de fayda var. William Golding bu eseri hazırlarken elbette bunun bir allegori olduğunu, yani allegori nedir? Genişletilmiş metafordur. Genişletilmiş metafor nedir? Yani kitaptaki aslında her şey başka bir şeyi simgelemektedir. Ve dolayısıyla bu genişletilmiş allegoride ortaya konan isimler, ortaya konan sahneler hep bambaşka şeylerle örtüşebilir. Örnek vermek gerekecek olursa, örneğin Piggy, gördüğümüz gibi rasyonel düşünceyi simgelemektedir. Çocukların ateş yakmak için Piggy'nin gözlüğünü kullanması da aynı zamanda bir bilgelik ifade etmektedir.
bildiğimiz üzere Rönesans döneminde optik çalışmalarıyla büyük bir aslında sıçrama olmuştur bilimde ve buraya bir atıfta bulunulmaktadır aslında. Piggy'nin aynı zamanda dışlanmış olduğunun söylenmesi bu romanda yine Piggy'nin muhtemelen bir durumunun aslında İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilerin maalesef ki maruz kalmış oldukları soykırıma bir atıf olduğunu da görüyoruz. Zira Piggy ne zaman konuşmak istese, ne zaman bir şeyler anlatmak istese daima arkadaşları tarafından alay edilmiş ve sürekli olarak aşağılanmıştır. Ayrıca Piggy'nin zeka olarak oldukça ileri olmasına rağmen fiziksel olarak bazı yetersizlikleri olduğunu görüyoruz. İşte saçının neredeyse kelmiş gibi çok az çıkması veya diğer çocuklara oranla kısa ve tıknaz olması fiziksel olarak dezavantajları gibi gözükürken aslında adaya düştüklerinde daima uygarlıkla ilgili adımlar atmaya çalışması Piggy'nin tabii ki İkinci Dünya Savaşı esnasında soykırımdan kaçan Albert Einstein gibi Yahudi asıllı insanlara da bir atıfta bulunduğunu söyleyebiliriz. Zira bu tür aslında Yahudi bilim adamlarının da sayesinde biliyoruz ki atom bombası geliştirilmiş. Eksi veya artı olarak nitelendirilebilir bu ama evet Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bu atom bombalarıyla Dünya Savaşı'nın sonu gelmiş. Fakat gördüğümüz gibi bu bilgi de aslında insanları göreceli olarak kurtarmak yerine daha fazla insanın da ölümüne yol açmıştır. Elbette William Golding bunların her birini düşünerek, tasarlayarak bu romanı yazmıştır. Rastgele yazılmış bir roman değildir. Her bir satırın ciddi anlamda üzerinde düşünülmesi gereken birçok anlamı vardır ki bu incelemede biz bunların sadece bazılarına değinme şansı yakalayacağız. Bir diğer taraftan düşünecek olduğumuzda elimizde bir diğer karakter Ralph var. Ralph aslında demokrasiyi savunan ve demokrasiyi simgeleyen bir karakterdir. Jack gibi totaliter bir rejim veya bir diktatör rejimini simgelememektedir. Fakat buna rağmen popülist yaklaşımı olmadığı için veya belki de agresif yaklaşımı olmadığı için Ralph her ne kadar kişilerin görmek istediği tipte bir karakter olsa da zayıf yönleri olan bir karakterdir bu açıdan. Jack'e baktığımızda Jack tam anlamıyla bir diktatör veya ne bileyim bir Hitler gibi veya Mussolini gibi bir diktatör veya totaliter rejimi simgeleyen bir yapısı vardır. Zaten adaya düşer düşmez ya ateşi yakmakla sorumlu olmak ki bunu Ralph tarafından aslında bu görev veriliyor. Jack ilk başta ya avcı ya da bir nevi kendisini ve beraberindeki çocukları grubun askerleri olarak nitelendirmiştir. Agresif ve saldırgan yapısı da zaten bununla örtüşmektedir. Her ne kadar adaya ilk geldiğinde Jack'in bir domuzu bile öldüremediğini görsek de sonrasında nasıl bir hani bloodthirst dediğimiz o kana susamışlık içgüdüsünün Jack'i hareket ettirdiğini elbette roman ilerledikçe görüyoruz. Çünkü gözünü kırpmadan hayvanları öldürebilmektedir. Elbette de bu şu açıdan ele alınabilir. Yani hayvanları gözünü kırpmadan öldürebilen biri elbette insanları da gözünü kırpmadan öldürebilir. Aslında öldürmenin ister hayvan olsun ister insan olsun bir farkı yoktur bu konuda. Diğer açılardan ele aldığımızda Simon karakteri. Belki masumiyeti üzerinden, belki aslında zaten kitaba ismini veren noktalardan bir tanesi adadaki o The Thing, The Beast denen, The Snake denen belki yaratılışa yani Genesis dediğimiz İncil'de bahsedilen ve elbette İncil'den burada atıf vermemizin sebebi bir İngiliz edebiyat eserinden elbette konuşmamız.
Yaratılışta biliyoruz ki Adem'le Havva'yı aslında baştan çıkaran ve ilk günahı işlemesini sağlayan serpent, yani yılan, şeytan tabii ki yılan kılığında bu günaha doğru itmiştir Havva'yı ve Havva da Adem'i. Dolayısıyla bir adadaki bu yaratık veya yılan, hayal gücünde çocukların oluşturduğu, belki ölmüş olan paraşütçüden etkilenerek, belki de başlarında hiçbir otoritenin olmamasından dolayı tamamen geceleri ormandaki ağaçların gölgesinden veya diğer canlıların gölgesinden oluşturdukları bir bilinç altındaki korkunun ortaya çıkması da olabilir. Fakat tabii bunu yaratılıştaki şeytanla da bağdaştırabiliriz muhakkak. Bundan dolayı Simon'ın da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yerini tuttuğunu belki önerebiliriz bu açıdan. Hem masum olması hem kendi arkadaşları tarafından öldürülmesi bir nevi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın insanları kurtarmak için geldiği halde onların günahlarının bedelini ödemek için dünyaya Nurullah olarak dediğimiz Hazreti Meryem vasıtasıyla evet babasız olarak dünyaya gelmiştir. O yüzden Nurullah diyoruz. Fakat böyle bir dünyaya geliş şekli elbette Yüce Allah'ın lütfuyla insanların Hristiyanlık açısından, tabi burada şu an bunu söylüyorum, insanların günahlarının bedelini ödemek amacıyla elbette dünyaya gelmiştir. Ve bu açıdan baktığımızda Simon acaba çocukların hatalarının bedelini mi ödemiştir orada, günahlarının mı bedelini ödemiştir burada? Bu tartışmaya açık bir elbette konudur. Öte yandan Freud demiştik incelememizin başında. Evet, şunu da söyleyebiliriz. Belki Jack, biliyorsunuz Freud'un çok basitçe nitelendirmek gerekirse rüya tabirleri, rüya yorumları, rüyalar çok önemlidir ve rüyaların altında aslında rüyalarımızı şekillendiren şey psikanalizde ego ve super ego, yani id, ego ve süper ego dediğimiz üçlü yapı vardır. İd bizim daha çok şehvet ve günaha iten duyguların olduğu, isteklerin olduğu ve esasen günlük hayatta bastırılan noktadır. Ego Türkçesi, ego İngilizcesi ise bizim toplum, yani bunu kısaca özetliyorum elbette herkesin anlayabilmesi için basitleştiriyorum. Ego ise bizim toplumda aslında kullandığımız yüzümüz gibi düşünebiliriz. Bir nevi id ile süper egonun, ki süper ego ahlaki bakış açısıdır. Ahlaki bakış açısından yola çıkıp şehvetle ahlak arasında kalan yüzümüzdür. Yani toplumda aslında sergilediğimiz rollerimizdir. Ama elbette örneğin uyku anında gördüğümüz rüyalar çoğu zaman şehvet dolu rüyalar olabilir. Veya normal şartlarda aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler olabilir. Bunlar bilinç altında baskılanan yönlerimizdir. Fakat uykuda kontrol kaybedildiği için, yani bilinç artık kontrolü kaybettiği için bu tür rüyaların ön plana çıkması, yüzeye çıkması söz konusudur. Şu halde Jack de bir id yerine konabilir. Yani o vahşet, o kana susamışlık, ilk domuzu öldürdüğünde gelip çocuklarla, yanındaki çocuklarla beraber nasıl öldürdüğünü, işte Roger var bir de, değil mi? Yani Piggy'nin ölümüne sebep olan o conch denen o büyük deniz kabuğu, biliyoruz ki bunu üfleyip işte ilk Ralph çocukları bu şekilde toplayabiliyordu ve conch elinde kim tutarsa söz sahibi o oluyordu. Bu deniz kabuğunu atmak suretiyle biliyoruz ki Piggy çok gerçekten de, yani düşüncesi bile çok kötü bir şekilde ölmüştür. Kayalıklardan yuvarlanmıştır ve kafası patlamıştır. İşte beyni falan saçılmıştır ortaya, ki bu da aslında yine hani Einstein örneğini vermiştik burada. Düşünce rasyonel
bir karakter olduğu için beyninin ortaya çıkması ve sonra işte deniz dalgasıyla beraber vücudunun kaybolması da zaten buna bir simgedir. Roger'ın id olarak ele alınabilecek olması, Super Ego, yani ne diyebiliriz burada? İlk başta bir medeniyet kurmaya çalışıyorlar. Geldikleri toplumdaki alışık oldukları şeyleri devam ettirmeye çalışıyorlar ama bunları da bir yere kadar yapabildiklerini görüyoruz. Aslında sonuna kadar bunu devam ettiremiyorlar. Ahlaki açıdan toplumdan uzaklaştıkları için dolayısıyla bu motiflerden de uzaklaşıyorlar. Böyle olunca da ego dediğimiz şey de ortadan otomatikman kayboluyor. Çünkü süper ego aslında, süper ego özür dilerim, aslında egoyu dengede durmasını sağlayan yegane kontrol mekanizması. Bugün biz bunu hem dini inançlarımız hem de elbette kanunlarımızın bize hatırlattığı şekillerde suç işlememiz gerektiğini, hem günah olması açısından hem de toplumda kanunların bizleri suçtan uzak tutması ve her daim caydırıcı bir etken olmasından dolayı süper ego destekleniyor. Ama kesinlikle hiçbir otoritenin olmadığı veya tek otoritenin aslında hayatta kalma içgüdüsü olduğu bir adaya gittiğimizde, eğer ki dini inançlarınızda, ki biz 6 yaşındaki çocuklarla 12 yaşındaki, yani en büyük yaş 12 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Bu tür çocuklarda dini inançların ne kadar gelişmiş olabileceğini öne sürebiliriz. Çünkü bir yandan da hem hayatta kalmaya çalışıyorlar hem daha bilinçleri ve kişilikleri, sorumlulukları tam oturmamış vaziyette. Dolayısıyla çocuklar aslında o Batı'nın hani hep eleştirdiği ve medeniyet sayesinde yok edildiğini söyledikleri o Savage Man dediğimiz vahşi adama geri dönüşte karşılaşıyoruz. Zaten bunu çeşitli sahnelerde görüyoruz. Jack'in nasıl işte adada bulduğu toprak, işte mercan vesaire veya işte kömür artıklarıyla yüzlerini boyadıkları ve bir nevi maske oluşturdukları ve bu maske sayesinde içlerindeki tüm o medeniyeti gömüp dışa nasıl vahşiliklerini yansıttıklarını roman içerisinde görüyoruz. Tabi baskı olmayan yerde, kanunun olmadığı, caydırıcı bir şeyin olmadığı yerde insan elbette köküne, yani kökünden kastettiğimiz şey medeniyet öncesindeki dinlerin, modern dinlerin ve kanunların olmadığı döneme gider ki bu da zaten suç işlemenin de anlamını ortadan kaldırır. Zira sadece hayatta kalmak için, yani bu şunun gibi bir şey, bir avlanan bir pumayı veya aslanı tabii ki mahkemeye çıkaramayız. Niçin ördeği yedin, müebbet hapse mahkum olacaksın diyemezsiniz. Tıpkı hayvanlar gibi insanlar da şu halde kanun olmadığı zaman, din olmadığı zaman ne doğru gidecektir? Elbette bu iki kontrol mekanizmasından biri olmadığında suça doğru gidecektir. Bu da tabii ki ne kanun ne din olmadığında vicdan da gelişmeyecektir. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Bu da bir diğer değerlendirme açısı olabilir. Öte yandan bunu Soğuk Savaş demiştik. Belki Jack bir Sovyetler Birliği, Ralph de bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri gibi düşünülebilir. Veya başka Batı ülkeleri de olabilir. Bunlar sadece önermedir. Yani doğrudur veya doğru olmak zorundadır diye bir şey yok. Tabii ki unutmayacağız. Edebiyatta kesin doğrular yoktur. Sadece sağlam yorumlar vardır. Bunu her zaman öğrencilerime bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü idefixler veya kesin olduğunu söylediğimiz bilgiler her zaman değişmeye mahkum olan bilgilerdir. Zira edebiyat eserlerini güzel kılan şey de o timeless dediğimiz, herhangi bir zamana hapsetmeden her döneme uyabilen eserlerdir bunlar. O yüzden istediğimiz yorumu mantıklı olduğu sürece yapabiliriz. Bunların haricinde neler söyleyebiliriz? Elbette yani çocuklar seçilmiştir. Çünkü onlar masumdur.
Çünkü onlar ön yargılı değildir. Her ne kadar bunu tabii Piggy'ye karşı Ralph, biliyorsunuz hikayenin başında Piggy bana lütfen hani ya Fatty ya Piggy diyorlar ve bu şekilde dalga geçiyorlar. Bunu lütfen kimseye söyleme dediği halde Ralph herkese açık etmiştir. Bu şekilde Piggy'yi küçük düşürmüştür. Kimse Piggy'ye hürmet etmemiştir. Halbuki adada saat mevhumunu bile ortaya atan, yani medeniyetle ilgili her aslında çalışmayı, her tür altyapıyı yeniden oluşturmaya çalışan Piggy'dir. Bu da çok nettir. Fakat dediğimiz gibi çocuklar sonuçta masum varlıklardır ve ön yargıları olabildiğince az. Fakat iç dünyaları ve fantezi dünyaları ciddi anlamda geniştir. Mesela yine çocuklara yönelik eserle yazan iki yazardan bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi C.S. Lewis, bir diğeri Jean-Roald Tolkien'dir. Bu iki yazar aslında mesela The Chronicles of Narnia, Narnia Günlükleri ve Yüzüklerin Efendisi, Hobbit veya Silmarillion gibi eserleri düşündüğümüzde her ne kadar çocuklara yazılmış gibi gözükse de biliyoruz ki yetişkinler açısından da çok büyük eserlerdir bunlar. Fakat çocukların büyüklere, yani biz yetişkinlere oranla avantajları ön yargılardan kurtulmalarıdır. Biz bugün elbette biliyorsunuz Piggy rasyonalizmi ortaya koyuyordu. Devasa yaratık, devasa yılan, devasa canavar yoktur. Ada zaten küçük, böyle bir canavar burada yaşayamaz diye rasyonalizmi ön plana sürerken çocuklar bunun var olabileceğini düşünmektedir. Tabii ki bu bir ölüm korkusu, bir soğuk savaş, bir nükleer savaşı da nitelendiriyor olabilir ama demek istediğim şu ki çocukların hayal gücü daha flexible, yani daha birçok şeye yatkındır. Ön yargıları olmadığı için bizler, elbette yetişkinler, kültürel, dini, felsefi, psikolojik veya rasyonel bilgiler ışığında neyin var, neyin var olamayacağını az çok mantıklı temeller üzerine oturtarak kendimize veya başkalarına açıklayabiliriz. Lakin çocuklar için belki de neyin var olup olamayacağı konusunda kesin çizgiler olmaması onların hayal dünyasını daha geniş kılmaktadır. Bundan dolayı hayal dünyası sınırlanmayan insanda elbette daha fazla hayal kurup birçok şeyin imkansızın imkanlı olabileceğini düşünmektedir. Bu da zaten edebiyatı genişleten şeylerden biridir. Çünkü edebiyat daima fantezi ürünüdür. Yani hayal gücüne dayalıdır ki şunu da bilmeliyiz ki edebiyat sayesinde aslında bilim ilerlemiştir. Her şey ilk defa edebiyatta esasen keşfedilmiş. Ardından bilim dünyasına nakledilmiştir ve gerçek olmuştur. Bunu unutmamak gerekir. Bundan dolayı Lord of the Flies'teki öngörülebilecek hayatta kalma mücadelesi veya işte bir atom savaşının olasılığı elbette bugün de mümkündür. Elbette bugün de görüyoruz ki bu çocukların içine girdiği yaşam mücadelesi aslında romanın sonunda işte gelen bir asker Ralph'i de hem ölümden kurtarmış hem de aynı zamanda çocukları oradan kurtarmıştır ama Ralph biliyorsunuz romanın sonunda masumiyetini kaybettiğini bilmektedir. Kendi kendine itiraf etmektedir ve bunu ağlamaktadır. Evet, herkes susmuştur. Piggy'nin ölümü, Simon'ın ölümü unutulmuştur belki ama bu onları o suçları işlediklerinden kurtarmayacaktır. Elbette İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında, kademeli olarak sonrasında ve süresince yapılmış olan tüm bu katliamlar, tüm bu cinayetler, insanların yok olmasına sebep olan bu savaş her zaman var olan bir tehlikedir. Bugün de devam ettiğini görüyoruz ve en büyük korkularımızdan biri olan zaten ölümle yüzleşme. Elbette bu ölüm ani, beklenmedik bir ölüm olmaktan ziyade ne olduğunu ve nereden geleceğini bilmediğimiz bir ölüm olması açısından da ve çocukların da işte bu korkusunun aslında bizlerde de var olduğu ve medeniyete döndükleri zaman bir asker tarafından döndürülüyorlar. Savaşlar bitmeyecektir. Keza ki
1965-73 yılları arasında biliyoruz ki Amerika-Vietnam savaşları, bu savaşlar tabii 1954 yılında yazılıyor bu roman, o dönemde ve devamında olacak olan Kore Savaşı, ardından gelecek olan Afganistan Savaşı, yani Irak Savaşı, Körfez Savaşı, bugün Suriye'de devam eden savaşlar. Görüyoruz ki zaten savaş aslında, hani yaratılıştan bahsetmiştik, Habil'le Kabil'den bahsetmiştik, ilk kanın dökülmesi. Yani bu da bir aslında güzel bir referans olabilir bizim için, bir alegorinin bir parçası. Çünkü burada ilk kanın dökülmesi gibi kan hep dökülüyor, dökülmeye de devam edecektir. Çünkü insan doğasında olan şeylerden bir tanesi budur. Bu açıdan da aslında Sineklerin Efendisi kitabın başlığı bile bize birçok aslında önermede bulunabilir. Evet, yani önermelerimiz bu şekilde, sınırlı kalmamakla birlikte genel açıdan baktığımızda eseri güzel kılan tarafları az çok ifade edebildiğimizi düşünüyorum. Farklı yorumlar çıkarsamalar da elbette mümkündür. Zaten bu eseri unutulmaz yapan ve bir kült eser haline getiren şey de William Golding'in hem tecrübelerinden yola çıkarak hem de geleceği iyi okuyan bir yazar olmasından dolayıdır. Bu eser hakkında söyleyebileceklerim bu kısa zaman içerisinde bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki incelememizde tekrar sizlerle buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.